ko'rguchilar. Dunyo Uyg'ur qurultoyi 4 televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rganlar, to'g'ri diqqatinglar kunlik xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Norvegiyadagi xizmat ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, Oslodan Udul Berlinga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dolqin Eysa boshchiligidagi qurultoy hay'ati 9 may kuni Berlinda bir qator muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Shu kuni Dolqin Eysa Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayr Qurban va qurultayning programma yetakchisi Eva xonim qatorliqlarni tarkib topgan qurultay hay'ati Germaniya hukumatining diniy ishlar va e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus vakili Frank Schwabe apandim, Germaniya parlamenti inson huquqlari komiteti Sotsial-demokratlar partiyasining bosh so'zchisi Nachbauer xonim, Yeshillar partiyasining bosh so'zchisi Miyatovich apandi qatorliqlarni o'z ichiga olgan hukumat mas'ullari va parlament a'zolari bilan ko'rishib, Dunyo Uyg'ur qurultayining Germaniya hukumati va parlamentidan kutilgan konkret talablarni o'tirg'i qo'ydi. Dolqin Eysa apandim ko'rishdi qilgan so'zda hozir qadar Yevropa birligiga a'zo Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya qatorliq davlatlarning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini rasmiy yo'sini qabul qilganligini xotirlatib o'tish bilan birga Yevropa birligining parauzi ham demokratiya va kishilik huquqining eng asosiy qo'zg'ovchilarining biri hisoblangan Germaniyaning Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasida hozir qadar aniq pozitsiya bildirmay kelganligidan qattiq afsuslanganligini bildirdi. Ko'rishda Dolqin Eysa apandim yana Germaniya hukumatining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq bo'lgan mahsulotlarning import qilinishini cheklash va buningga chetishliq shirkatlar qarta jazo tadbirlarini yo'l qo'yishni iltimos qildi. Hozir qadar Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasi Germaniya parlamentida bir qancha qatim muzokara qo'yilgan va lager shohidlarining qatnashida guvohlik yig'inlari o'tkazilgan bo'lsa-mu, ammo Germaniya parlamenti Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qilmishlarini irqi qirg'inchilik deb atamay, Uyg'ur darajadagi kishilik huquq tajovuzchiligi deb atab qaror qabul qilgan. Bu qaror Dunyo Uyg'ur qurultoyining va kishilik huquq tashkilotlarining noroziligini qo'zg'agan edi. Bu yil kirgandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultoyi Uyg'ur irqi qirg'inchiligini Germaniya parlamentiga qabul qildirishni o'zining asosiy xizmat nishonlarining biri qilib, Berlindagi yuqoridagi faoliyatlarini uzluksiz oshirib kelmoqda. Yevropa parlamenti jiddiy qarorni ma'qullab, Xitoyning inson organlarini ko'chirish va yotkab sotish savdosini tanqid qilgan. Shundoqlar uning Paris qo'ltiqidagi musulmon arab davlatlari bilan bo'lgan Uyg'ur halol ishki a'zo savdosini andish qilayotganligini bildirgan. Mazkur qarorda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning Paris qo'ltiqidagi musulmon davlatlar bilan bo'lgan munosabatda Xitoyning Uyg'ur musulmonlaridan olgan halol odam ishki a'zolarini sotish uchun bu davlatlarga e'lon berish masalasini so'zlashni talab qilgan. Qarorda uzun yillardan beri Falun Gong ular bu qo'rqinchlik qilmishning qurboni bo'lib kelganligi. Hozir boshqa millatlar va diniy guruhlarning bu qismatga duchor bo'layotganligi eskertilib, Xitoyning bu qilmishning insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilganligi ta'kidlangan. Qarorda, ya'ni Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlarining har qatimlik kishilik huquq dialoglarida ishki a'zo ko'chirish masalasini o'tirib qo'yish talab qilingan. Uningda yana zarur tadbirlarni qo'llanib, ishki a'zo ko'chirish sayohatining oldini olish. BDT kishilik huquq oliy komissari boshchiligining Xitoy ziyoratini qarshi olish bilan bir vaqtda uning bu ziyorat jarayonida Xitoydagi ishki a'zo ko'chirishini tekshirishi talab qilingan. Qarorda talab qilishicha, Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlar 3-chi davlat bilan bo'lgan munosabatda, bo'libmi Paris qo'ltiqidagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatda Xitoy ishki a'zo ko'chirish markazlarining Xitoydagi Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonli millatlardan olgan halol ishki a'zolariga oid savdo e'lonlarini so'zlashi kerak ekan. Qarorda yana Xitoy doiralarining BDT kishilik huquq oliy komissari va BDT kishilik huquq kengashining to'liq huquqliq aloydi tekshirguvchilarining Sharq Turkistonni ochiq, to'solg'isiz va ahamiyatli ziyorat qilishga ichib berish. Xitoy hukumatining bu masalada BDT organlari bilan hamkorlashishni talab qilish. BDT kishilik huquq kengashi majburiy ishki a'zo ko'chirishni asosiy masala qatorida bir taraf qilish kerak deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari 13 may kuni Janvadagi BDT binosi oldida zo'r ko'lamlik birlashib namoyish o'tkazishga hozirlanayotgan bir paytda Yevropa birligi tarafidan ilingan yuqori qaror Uyg'ur va kishilik huquq tashkilotlarini alohida mamnun qildi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining telefon ziyoratlari va ijtimoiy taratqulardan ma'lum bo'lishicha BDT tekshirish korpusi Sharq Turkistonga yetib berishning oldida tuzilgan yangi bexatarlik tadbirlari orasida tarbiyalash, yana lagerlar haqida hech qanday eg'iz ochmaslik va telefonlarni chataldan telefon urilmaydigan qilib tangshab qo'yish tizimi yo'lga qo'yilgan. Doiralar asos qatlamlaridagi xodim va aholilarga
BDT tekşürüş ilip bir vatkan mezgildi kalaymakan gep kılıp kılıçtın sahilini şakıda Allah'ı da uxturuş kılgan. Uxturuş siyasi ügünüş yığılları ve hücet materiallar arkalık yetküzülgen. Uxturuştaki mezmunlarının biri de terbiyeleş yani lagırlar hakkı da eğizlaşmasız talep kılınıgan. Gep kılıç kutuğur kelgen de turmuşunun yakşılıkı, hayatının normallıkı katarlık icabi ehvallarınınla tılgıyla eskertilgen. İlgirimi Şarkı Türkistan'da devlet mehbiyetlikini çın saklaş hakkı da köp katımla uxturuşla tarıktılgan. Uxturuşlardan biri de lagırlarını dünyanın sırt uçuş hakkı mı maksus agah landırılgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitim qis faqat BDT tekshirishi bilan aloqador bo'lib, doiralar BDT kishilik huquq oliy komissari Mishel Bachelet xonimning Sharq Turkistonni ziyorat qilish davomida haqiqiy ahvolning bilinib qolishining oldini olish harakat qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining vakillari 2 may kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Mishel Bachelet'ning Xitoyni ziyorat qilishni kechiktirishga chaqirgan. Va ziyoratdan burun BDT kishilik huquq kengashining Uyg'urlar haqida o'tgan yili hozirlab bo'lgan dokladini e'lon ve Uygur vekilleri bilen uçuruş ilip verişini talep kılgan idi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği 8 may günü doklat ilan kılıp, Amerika Demokratiyanı Algı Sürüş Fondi NED'ni Uygur teşkilatlara pul verip, Şinjan müstakılıkı kutrat kılık kılış. Xitay'nın siyasi, ictimai mukumluğa buzgunçılık kılış bilen eyiplep hücum kılgan. Bu Xitay hükümetinin 1983 yılı kurulgan Uygurlarının kişilik hukuk, demokratik haklarını kollap kilovatkan bu teşkilat tunç kıtım hücum kılış bulumsu mu? Ama tunç kıtım meksus doklat ilan kılıp hücum kılışıdır. Xitay Taşkı İşlar Ministerliği Demokratiyan Algı Sürüş Fondi Paktla Cedveli namlıq doklatı da bu teşkilatının dünyadaki bölgünçilik isyanları, renglik inkılap ve siyasi krizislerinin baş planlıqçısı şundaklı Serbiye, Groziya, Ukrayna hem Otur Şarık ellerdeki Arap Baharı'nın arkasındaki kutrat küçü dep eyipliyken. Mezgur dokulatta NED'nin her jili Xitay karşı programlarga zor miktarda meblağ silip, Şinjan müstakillikı, Hong Kong müstakillikı ve Tibet müstakillikı kutrat kılıp kılıp kelgenliki. Ularının Şinjan'daki ırkı kırgınçılık, 1 milyon adam terbiyeleş merkezleri kamalgan digendek ösek sözlerini tarqıtıp kelgenlikini ilgir sürgen. Xitayning Uyğurlarga ırkı kırgınçılık kılgalıkıga yeterlik deliller bar dep karalsı mı? Ama onun bu delillerini ret kılıp, BDT kişilik hukuk Ali Komisarının Şarkı Türkistan'da çeklimsiz tekşürüş ilip berişini kubul kılmagan. Onun 5. ay içinde ilip bardığan ziyaretini pekatlı dostan ziyaret dairesi çekligen bir vaqtta ilan kılınıgan. Xitayının Yerşar Vakti gezitimi 8 may ilan kılgan bu vaqtiki haberde, NED'nin 2004 yılından 2020 yılgıca Dünya Uyğur Kurultayını 8 milyon 760 bin dolar yardım pulu bilen teminligen dep eyipligen. Dünya Uyğur Kurultayı Dini İşler Komitesi'nin müdürü Habibullah Ahad Efendim 13. may BDT aldığı ötküzüldüğün Birleşme Namayış münasibinden ilan kılgan videoluk nutkuda zulümge karşı guvah berişinin her bir Müslümanının dini mecburi etikeliğini tekitlep mundaq dedi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Dünyanın her kaysi caylardaki aziz kerindaşlarım, 5. ayının 13. günü BDT'nin aldı da erki kırgınçılıkka şahit buluş, yani erki kırgınçılıkını ispatlaş, naiti ünümlük bir namayış ipamakçı, bu namayışıga hem Allah'ın berişinlerini tavsiye kılımen. Çünkü vatanın sırtıdaki her bir Uygur biz bir şahit. Şu vatanımızda 3 milyondan 5 milyon uçuluk ve onun dıncık kırgınçılarımızın kırgınçılık boğallıkını hemimiz bilimiz. Bu kırgınçılıkka her bir Uygur şahit, guvaçı. Şunun için bu guvaçılığınlarını, emili ispatlaşınlarını ümmet kılımen. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şühedâe bil kıstı. Şu adâ alillâhi ve lev alâ enfusikum evel vâlideyn vel akrabin digen. Bu ayetin mezmunu, hakiki silahda iyi müminler, hakiki silahda iman bolsa, imanlı bolsa, şahitlikte hak taraf tuturunlar dedi. Güvaçılık bir onlar, şahit bulunlar, hak taraf tuturup güvalık bir onlar. Yani şu güvalık belgininle, üzerlerinin cenniki kepkagan bolsa mı, üzanlarının atanısının ziyniği kep kalan bozu mu? Üzanlarının uruh tukkallarının ziyniği kep kalan bozu mu? Sile hak taraf tutulup o şahit tığınlarını ispatlanla hak şahit bulunla deydi. Şunun için bu şu dünyanın vatanımızın sırtındaki kerindaşlarımızdan ki hemimizden ki kalbide bir hıl korkunuşluk bu bozu mu? Ben şu namayışı basam
Vatan da dadamını solap koyamdı ki, apamını solap koyamdı ki, uruk tukalarımını solap koyamdı ki, ya ki bu Musa, benim cenimle bir kasıp kalamdı ki, diyen korkunuşu bilen, benim hoşunda namayışını kımmatımız, bu güvercilikini beğenmevatımız. Kur'an-ı Kerim'deki bu şu ayet, bizgi kifayı kıldık kardeşler. Şunun için hem Allah'ını 13. sıradaki namayışını çakırık kılmen, hem Allah'ı ile şu cenvede görüşeyle. Hayır, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz görürmenler, yukarıda Dünya Uğur Kurultu Tor Televizyası'nın günlük haberler programını dikkatinizle sunduk. Keyin kıtımlı programımızda görüşeyle. Aman bol bayısıyla. Stansımızın YouTube kanalına aza buluşunu unutma. Hayır hoş. We'll be right back.